Başlıyoruz çocuklar. Şimdi herkes arkasına yaslandı. Kare, dikdörtgen, üçgen, çember, geometrik şekiller dersimiz başlıyor. Şimdi herkes burada yoklamada beğen butonuna bastıktan sonra şimdi çalışmamız başlıyor. Çocuklar, kare. Şimdi kare nedir çocuklar? Öncelikle gelin karenin ne olduğunu bir anlayalım. Karenin 4 tane kenarı, 4 tane köşesi vardır. Öğretmenim tamam da kenar ne demek? Köşe ne demek? Bize biraz anlatır mısınız? Hemen kısaca değinelim kenar ve köşe kavramlarına. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Çocuklar, siz hiç köşe kapmaca oynadınız mı? Biz köşe kapmaca oynayınca böyle o işin mantığı şu köşeleri kapmaktır köşe kapmacada. Sarıyla göstereyim. Yani buraları kaparsınız. İşte çocuklar biz buralara köşe diyoruz. Köşe. Karenin de gördüğünüz gibi 1, 2, 3 ve 4 tane köşesi vardır. Tamam mı çocuklar? 4 tane köşesi. Peki 4 tane kenarı vardır dedik. Kenar neresi? Haydi çocuklar bakalım. Kenarda şuralar. Bakın 1, 2, 3, 4. Biz buralara da kenar diyoruz. Dolayısıyla karenin 4 tane kenarı, 4 tane köşesi vardır. Karenin en büyük özelliklerinden birisi ise bu kenar uzunlukları birbirine eşittir. Yani elinize 4 tane kibrit çöpü aldığınızda, bu 4 tane kibrit çöpünü şu şekilde koyduğunuzda bir kare elde edersiniz sevgili çocuklar. Dolayısıyla çocuklar diyoruz ki karenin 4 kenarı vardır, 4 köşesi vardır ve bütün kenarları birbirine eşittir. Bu anlaşıldı mı? Peki çevremizde kare olan neler var? Bakalım bakalım çocuklar. Öncelikle kare bir tahta görüyorsunuz burada. Bu bir karedir. Çocuklar burada kareli defterler görüyorsunuz. Matematik defterleriniz var ya kareli kareli. Onlar var. Bir kareli defter görüyorsunuz. Evet, o da bir karedir. Peki sonra gördüğünüz gibi kare kod var. Çocuklar kare kod demişken çok önemli bir parantez açalım. Peki kare bir halı görüyorsunuz şu anda. Yine bir kare. Bakın kare bir pencere görüyorsunuz şurada. Ve içerisinde yine küçük küçük kareler var. Bakın gördüğünüz gibi kare. Bu bir küp ama küpü daha görmeyeceğiz sizlerle. Ama şu yüzeyine bakıyorsunuz çocuklar. Bakın küpün yüzeyleri de yine kare. Burada da bir ne var çocuklar? Bu ne diyorlar buna? Zeka küpü diyorlar. Sizde bu zeka küplerinden var mı çocuklar? Bakın bundan da var. Bu da kare. Gördüğünüz gibi hayatınızın birçok alanında kare var. Şöyle bulunduğunuz odada sağa sola bakın bakalım. Kare var mı? Kare olan herhangi bir şey var mı? Şöyle bakın bakayım etrafınıza. Varsa ne olduğunu söyleyin bakalım bize. Evet. Harika. Yazıyorsunuz çocuklar. Yokmuş Nisa'nın. Peki o zaman dikdörtgene geçelim. Çocuklar dikdörtgen gördüğünüz gibi iki tane uzun kenarı var dikdörtgende. İki tane de kısa kenar var. Evet, dikdörtgenin püf noktası bu. Bak dil de çıkarmış bize. İki uzun kenarı, iki kısa kenarı olan şekillere biz dikdörtgen diyoruz. Dikdörtgende yine karede olduğu gibi 4 tane kenarı var. Hadi sayalım. Birinci kenar, ikinci kenar, üçüncü kenar, dördüncü kenar. Ama karedeki gibi bütün kenarları birbirine eşit değil. Dikkat ediyoruz çocuklar. Karşılıklı kenarları birbirine eşit. Yani şu sarıyla sarı eşit, yeşil çizdiğim kenarla da yeşil çizdiğim kenarın uzunluğu eşit. Bu bilgiler çok önemli çünkü ileride soru çözeceğimiz zaman bu bilgiler bize çok lazım olacak. 4 tane kenarı var dedik çocuklar, gördüğünüz gibi 4 kenarı işaretledik. 4 kenarda bu karşılıklı olan kenarlar birbirine eşit dedik. Ve tabii ki 4 tane de köşesi var. Hadi köşelerini de işaretleyelim. Az önce söylemiştik köşeler neresiydi? Hop hop. Hop hop, evet biz buralara köşe diyorduk. Gördüğünüz gibi dikdörtgenin 4 tane de köşesi var. Peki karşılıklı kenarları birbirine eşit dedik ya. Sizin şu an bulunduğunuz ortamda dikdörtgene benzeyen ne var? Hadi bakalım, mesela Selim bilgisayar dolabı var diyor. Şu an ayağınızın altında varsa halı, genelde halılar dikdörtgen olur değil mi? Bakalım biz neler almışız, bizim nelerimiz varmış dikdörtgen olarak. Çocuklar bir duvar görüyorsunuz ve dikdörtgen taşlardan oluşan rengarenk bir duvar görüyorsunuz burada.
Çok da renkli bir duvarmış. Peki telefonlar, cep telefonları gördüğünüz gibi dikdörtgendir cep telefonları da. Geometri aslında hayatımızın her alanında var gördüğünüz gibi. Ve kitaplar çocuğumuz da dikdörtgendir. Evet gördüğünüz gibi yazın uygulayacağımız, yazın konularda gerilemeyindir. Evet gördüğünüz gibi yazın uygulayacağımız, yazın konularda gerilemeyin diye, öğrendiklerinizi pekiştirin diye video anlatımlarıyla desteklediğimiz yaz tatil kitabımızı kullandım burada, bilgisini de vermiş olayım diye. Gördüğünüz gibi böyle, tabi bununla ilgili duyuruları Instagram üzerinden yapacağım çocuklar, merak etmeyin yaz tatil kitabıyla alakalı. Gördüğünüz gibi böyle dikdörtgen bir kitap. Kitaplarımız da dikdörtgendir. Okula gittiğiniz zaman görmüşsünüzdür, sıralarımızı görmüşsünüzdür. Sıralar nasıl? Sıralarınız da dikdörtgen genelde diyelim. Dikdörtgendir. Peki sizden de örnekler almak istiyorum. Televizyon demiş Rana. Aferin Rana. Televizyon da dikdörtgendir. Peki para. Evet paralarımız da dikdörtgendir çocuklar. Gördüğünüz gibi iki tane uzun kenarı vardır. İki tane de kısa kenarı vardır paralarımızın. Ve tabii ki şöyle bir silgi var bizde. Tabii her silgi dikdörtgen değil ama şu an resimde görmüş olduğunuz silgi bir dikdörtgendir. Başka sizin gördüğünüz dikdörtgen olarak ne var? Reşat çalışma masası, Selim yazı tahtası demiş. Miray petek demiş. Ne peteği? Ha evet, ısıtıcılara kastediyor. Böyle doğal gazla ısınıyoruz ya çoğu evde. Ondan bahsediyor. Buzdolabı dikdörtgendir demiş. Harikasınız çocuklar. Kağıt, Nisanur da petek demiş. Aferin. Peki çocuklar dikdörtgeni de gördük. Peki öğretmenim, biz bir de üçgenden bahsediyor öğretmenlerimiz kitaplarda. Kapı, evet aferin Çınar, kapı da dikdörtgendir. Çok güzel, harikasınız. Pencereler de dikdörtgendir. Ne kadar çok dikdörtgen varmış yahu. Ve üçgen çocuklar, üçgen dediğimiz şey şu an şekilde görüyorsunuz zaten. Üçgenin de üç tane köşesi vardır çocuklar. Dört değil, dikkat edin, adı üstünde üçgen. Neden üçgen? Çünkü üç tane köşesi, üç tane kenarı vardır. Hadi kenarlarını da çizelim. Birinci kenar, ikinci kenar ve üçüncü kenar diyoruz. Üçgenin üç tane kenarı var çocuklar. Üçgenin bütün kenarları eşit midir? Eşit de olabilir, olmayabilir. Örneğin şöyle bir üçgen çizdiğimde gördüğünüz gibi bakın kenarların uzunlukları farklı farklı. Aynı da olabilir. O zaman üçgen için hepsi aynıdır veya farklıdır diyemiyoruz çocuklar. Ama rahatlıkla söyleyebildiğimiz ne var? Üç tane kenarı vardır. Üç tane de köşesi vardır üçgenin. Oruç, senin adını söylemek istemiyorum. Acıkıyorum çünkü. Neler var üçgen olarak? Şöyle bir inceleyelim bakalım neler varmış. Şu an paylaştığım şeyleri, materyalleri uzaktan öğretmenim Telegram, Facebook ve Instagram adresleri üzerinden paylaşıyorum. Sizler de bunları sınıf arkadaşlarınızla veya eşinizle, dostunuzla paylaşabilirsiniz. Onlar da faydası olması açısından. Peki üçgen olan ne var? Görüyorsunuz trafik levhaları var çocuklar. Trafik levhalarımız genelde üçgendir. Bayrak görüyorsunuz bir tane burada. Evet üçgen bir bayrak görüyorsunuz. Bir pasta dilimi var. Böyle üçgen bir pasta dilimi görüyorsunuz şurada. Ay acıkmışken de şu iftara yakın. Öyle beni bu tarz süs böyle hani partilerde, doğum günü partilerinde kullanılır ya böyle üçgen üçgen süsler. Onlar var. Burada bir tane açı ölçer dediğimiz, iletki dediğimiz materyalimiz var. Gördüğünüz gibi o da üçgen. Bir de piramidin yüzeyleri var çocuklar. Piramit, biz bunlara piramit diyoruz. Piramidin yüzeyleri de yine üçgenlerden oluşur. Tabii burada eliyle üçgen yapmış. Kim böyle yapabilir çocuklar? Kim eliyle böyle üçgen yapabilir? Evet, görmek istiyorum. Kim yapabilir? Şöyle hop. Siz benim elimi göremediniz. Şöyle şöyle. Siz yapabilir misiniz? Bir gösterin bakayım, yanınızda birileri varsa yapıp yapamadığınızı bir gösterin bakayım. Evet, elinizle üçgen yaptık şu anda. Gel bakalım Asya Hanım, gel, senin yüzünden geç kaldık derse. Evet Asya. Bu ne? Bu üçgen kızım. O da üçgen. Hepsi üçgen bunların. Peki üçgeni de gördük. Az sonra alıştırma soruları geliyor. Buraya çok dikkat edin diyelim çocuklar. Çok karışıyor burası. Asya bu ne? Adam. Adam. Adam değil. Bak bu ne böyle? Kare mi, dikdörtgen mi, üçgen mi, çember mi, daire mi, yuvarlak mı, ne? Böyle. Bir daha söyle. Böyle.
Lülülakmış bu, yuvarlakmış yani. Evet çocuklar, şimdi çok dikkatli dinliyoruz burayı. Yok babacığım, dinle. Şimdi çocuklar, gördüğünüz gibi böyle çizmişiz. İçi boş. Yani şu içindeki suratı saymayalım. İçi boş. İçi boş olunca çember oluyor. Ama ben bunun içini şöyle dolu bir şekilde verseydim, o zaman biz buna çember değil daire derdik. Çocuklar, iki tane önemli faktörden bahsediyorum sizlere. Tabii biz şu anda size çemberi anlatıyoruz çocuklar. Çemberin içi boştur, dairenin içi doludur. Mesela bir bozuk para, demir paraya biz daire deriz. Çünkü daire içi dolu. Veya işte bir tepsi, şöyle yuvarlak tepsi üstüne yemek koyduğumuzda buna daire deriz. Ama gördüğünüz gibi içi boşsa çemberdir. Peki çemberin kenarı var mı çocuklar? Bakalım şöyle. Çemberin kenarı yok gördüğünüz gibi. Hop. Çevresi var ama kenarı yok. Köşesi var mı? Hayır. Hani sivri kenarlı, sivri olan kısımlara biz köşe diyorduk. Ben burada köşe göremiyorum. Demek ki... Tamam babacığım, mavi alıyorum. Demek ki çocuklar, çemberin kenarı yoktur, köşesi yoktur, içi boştur diyoruz. İçi dolu olursa ne oluyor? Daire oluyor. Peki örneklere bakalım. Asya, buradan buradakilerin hangilerini tanıyorsun? Bu ne? Simit. Ne? Simit. Simit, evet. Simit çocuklar, içi boş olduğu için gördüğünüz gibi bir çemberdir. Söyle. Bu simit. O simit, evet. Bu? Bu ne? Bu çikolata, zararlı bu ama. Bakın gördüğünüz gibi çocuklar, içi boş bir çikolata var burada. O da yine aynı şekilde çemberdir. Şeker görüyorsunuz burada. Yine içi boş. Bu da çemberdir. Peki başka? Bir dümen var burada. Bu gemilerin dümenlerinden. O da aynı şekilde. Babacığım bu ne? Bu ne? Direksiyon. Bu direksiyon kızım. Arabaların direksiyonu da yine aynı şekilde. Bu da herhalde bir şeker çocuklar, şöyle. O da yine çemberdir diyoruz. Mesela basketbol. Top demiş Zeynep. Hayır Zeynep. Top çember değildir. Çok önemli bir şey. Evet. Top çember değildir. Top küredir. Bu konulara daha sonra geleceğiz sizlerle. Emine Şevval, örnek verin bakayım bana. Sıraç ve Defne direksiyon. Evet, doğru cevaplamış. Çocuklar, bana çembere örnek verebilirsiniz. Mesela basketbol potasına hiç top attınız mı? Evet, basketbol potasına top attığımızda o attığımız yere biz çember diyoruz sevgili çocuklar. Tekerlek demiş öğrencim. Evet, arabanın tekerleği... Yuvarlak. Evet, o çocuklar yuvarlak diyor ama artık sizler çember diyeceksiniz. Satürn'ün halkaları demiş Ilgaz. Harikasın Ilgaz. Nereden buldun o örneği öyle? Şınar Pars, Ali Kerem, Burak Tekçe. Harika. Evet. Peki çocuklar, şimdi alıştırmalara geçiyoruz. Birinci etkinliğimize geçiyor. Hatem öğretmenimizin bir notunu kullanacağız. Kaç tane kare, kaç tane çember, kaç tane dikdörtgen var diye soruyoruz. Şimdi ben size kolaylık olsun diye hepsinin içini boyayayım. İlk olarak çemberleri boyayayım. Bakın şurası 1, 2, 3, 4. Siz bu arada bulmaya çalışın. 5, 6, 7. Evet, ne oldu? Ama ne demiş? Çemberleri sarıya boyayın demiş. Dur, yanlışlık yapmayalım, öğretmenimizin etkinliğine o kadar emek vermiş. Evet, çemberleri sarıya boyayın demiş. Boyuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Başka var mı? Yok. O zaman hemen ne diyorum buraya? 7 diyorum. 7 tane çember var diyorum. Peki kareleri kırmızıya boyayın demiş. Hemen aldım kırmızıyı. Kare nerede? Kare. Hah, burada var bir tane kare. Boyadım. 1. Başka 2. Başka 3. Ve 4. Başka kare var mı çocuklar? Ben göremedim. Gözümden kaçtı. Aa, varmış burada. 5. 5 tane kare var. Hemen yazıyorum buraya. Kaç tane dikdörtgen var diyor. Dikdörtgeni maviye boyayın diyor. Çocuklar, yönergeleri çok iyi takip etmem lazım. Dikdörtgenler, bakın burada 1. Şöyle hepsini boyamayayım. 2. Evet, bir tane kareye atladık. Doğru söylüyorsunuz. 2. 3. Dikdörtgeni bitireyim, kareye geri döneceğim. 4. Babacığım masaya dokunma. 4. Başka şu genel bir dikdörtgen var. 5. Ben 5 tane saydım. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5. Evet, 5. Bir de burada burun var. 6.
Hatem öğretmen nerelere gizlemiş şekilleri? Bak 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 bak. Evet, 6 tane dikdörtgen var. 5 demiştik kareye çocuklar. Şuradaki kareyi unuttuk. Hemen kırmızımızı alalım. Suratı var. Robotun suratı var. Bakın şurada. O surat da var. O zaman 6 tane karemiz oldu. Peki kaç tane üçgen var? Üçgenleri de yeşile boyamamızı istiyor güzel kızım. Yeşili bulacağım. Evet. Üçgen 1, 2, 3. Ağzı var burada. 4, 5, 6, 7, 8. Atladığım üçgen var mı? Yok. O zaman 8 tane de üçgen vardır diyorum. Öğrencilerimden cevaplar gelmiş. Zeynep Ünal, Selim, Zübeyde Keskin, Elif Sena, Yakup, Nisa, Azra. Öğrencinin adını yazalım. Sonra cevabımızı yazalım. Evet çocuklar, şimdi yeni etkinliğe geçiyoruz. Yeni etkinlikte de gördüğünüz gibi bir tane tren yapmaya çalıştık. Bir şekil yapmaya çalıştık. Yine aynı soru. Kaç tane üçgen, kaç tane kare, kaç tane dikdörtgen ve kaç tane çember var diye soruyor sorumuz bize. Üçgenden başlayalım. Hadi yine rengarenk boyayalım. Üçgen, bakın burada 1, 2, 3. Başka üçgen var mı? Asya, başka üçgen var mı? Efendim? Evet, bu kare. Aferin kız, sen nereden biliyorsun bunları? Üç tane üçgen var. Peki kareleri gösterelim. Hoppa. Asya, üçgenleri bir daha gösterelim. 1, 2, 3. Asya, bana kareleri gösterir misin? Aferin benim kızıma. Kareyi gösterdi. Çocuklar, aslana bir alkış yok mu? Kareyi gösterdi kızım. Evet. Kendini alkışlıyordu maşallah. Evet, Asya sen biraz büyüyün. Seneye dersleri birlikte anlatırız, olur mu? Mutlu oldu. Evet, kare burada var. 4 yazdık ama bir tane kare var. Hemen yazalım. 3 tane üçgen, bir tane kare. Evet, alkışlar sana geliyor Asya. Ela abladan, Reşat'tan sana alkış geldi kareyi buldun diye. Peki Asya, bana çemberleri, yuvarlakları gösterir misin? Aferin kızıma. Hepsine dokun. Bütün yuvarlaklara dokunabilirsin. Tamam, tamam, tamam. Tamam, hadi yazalım şimdi onları. Aferin benim kızıma. Hadi yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, evet. 9, 10, 11, 12 tane çember varmış Asya. Bambi. 12 tane. Bambi. Evet, pembe aldım. Evet çocuklar, cevaplar geliyor. Yakup, Aram benden önce bulmuşlar. Aferin Yağız Akif. Aferin Yağız'cığım. Sıraç Defne, Evine Şevval benden önce bulmuş. Özlem Demirci, Enes Baki Çoban, Yusuf Emir Toy, Asaf. Benden önce bulan öğrenciler, tebrik ediyorum. Peki kaç tane dikdörtgen var? Bakın burada bir tane var. Bir. Asya sen say. Say bir. İki. Üç. Dört. Başka var mı gözden kaçan? Hayır, yok. Dört tane de dikdörtgen varmış. Dört cevabını veren öğrencilerim Yakup, Muhammed, Yasin, Elif, Sena. Tebrik ediyorum çocuklar hepinizi. Peki sıradaki etkinliğe hazır mısınız? Hop geldi. Yine harika bir etkinlikle karşı karşıyasınız. Aşağıdaki geometrik şekillerin sayısını bulalım diyor Asya. Hadi kareyi bana yine göster kızım. Kare nerede? Evet, burada kareyi göster bana. Bravo Asya'ya. Asya'ya yine bir alkış. Yine alkışlar Asya'ya. Bir de kendini alkışlıyor güzel kızım. Evet çocuklar, Zeynep abla seni alkışladı şu anda. Kare burada var bir tane. Başka da kare göremiyorum ben. Bakalım var mı, var mı, var mı? İçini boyadık. Bir tane. İçini boya karenin diyor. Hadi boyayalım. Bir tane kare var, boyadık. Peki Asya, çember kaç tane var bakalım? Bunun içine, İçine rakam yazalım. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın burada içeride var bir tane 6. Dışarıda var bir tane 7, 8, 9, 10. Tamam. 10 tane de çemberimiz varmış çocuklar. Gözden kaçırdığım olabilir. Beni uyarın eğer gözden kaçırdığım olursa. 10 tane de çemberimiz varmış. Peki üçgenlere bakalım. Asya sen üçgeni biliyor musun? Biliyor musun? Aferin, aferin kızıma benim. Sen bunları nereden biliyorsun ya? Allah, çocuklar size ders anlata anlata Asya'da öğrendi herhalde. Evet Ayşe Şen, aferin sana. Mavi masaya dokunma kızım, masa sallanmasın. Üçgenleri görüyoruz burada. 1, 2, 3 tane üçgen var. Asya da bunları biliyormuş ya. Maşallah kızıma. Peki kaç tane dikdörtgen var? Şöyle
Evet, karede yanılmışız gene. Çocuklar bakın burada da bir kare var. Hemen moru alalım. Ben bu kareleri niye yanlış sayıyorum? Bakın burada da bir kare var. O zaman ne diyoruz? Kare iki tane diyoruz. Evet, gördüğünüz gibi nasıl dikkat isteyen bir etkinlik. Ya, hata yapınca gidiyor. Bakın burada bir tane dikdörtgen var. Bir. Burada var bir tane dikdörtgen. İki. Burada da var bir tane dikdörtgen. Üç. O zaman kaç tane dikdörtgen var Asya? Üç. Annesi, senin kızın bütün şekilleri biliyor maşallah. Kareleri, üçgenleri, dikdörtgenleri. Hepsini biliyor zaten. Maşallah kızıma. Öğrencilerime de maşallah hepsini, ama şimdi öğrencilerim için bir etkinlikli zor bir soru geliyor. Soru şu: aşağıdaki geometrik şekillerin kenar sayılarının toplamını bulunuz diyor çocuklar. Kaç tane kenarı var bunların hepsinin bulacağız. Sonra bunların toplamını yazacağız. Evet, hadi bakalım. Üçünün kenarlarının sayısının toplamını soruyor. Üçünün kenarlarının sayısının toplamı. Göktuğ, Burak Tekçe, öğrencinin adını yazalım önce, sonra cevabı yazalım. Eslem Poyraz, neredesin Poyraz? Deniz Kınacı, bakıyorum başka, Miray, Talha Şirin, Zeynep Ünal, doğru cevabı gönderen öğrencilerimizden Serhat, Elif, Mira, Oruç. Aferin benim çocuklarıma ya. Asi, görüyor musun? Ablalar, abiler hep doğru cevapları gönderiyorlar. Rana, Bahriye, Muhammed Yasin. Bahriye'yi ilk defa okuyorum. Yeni mi katıldı acaba aramıza? Aras Ömer, Buğra Memiş doğru cevabı gönderen öğrencilerimizden. Bakalım. Çocuklar, dikdörtgenin kaç tane kenarı vardı? Dört. Karenin Asya. Tamam. Karenin kaç tane kenarı vardı? Dört. Üçgenin kaç tane kenarı vardı? Üç. Bakın kenar neresiydi? Onları da çizelim. Buralara biz kenar diyorduk. Kenarı ve köşeyi çok iyi bilmeniz lazım. Bakın kenarları yapıyorum. Buralar hep kenar. Dört tane burada vardı. Üç tane de burada vardı. Bunların hepsinin toplamını istiyor. Dört ile dördü toplarsam sekiz. Üzerine bir de üç eklersem 11 cevabını buluyorum. Dolayısıyla cevabımız 11 oluyor. Ben 11 cevabını bulan öğrencilerimi çok çok öpüyorum buradan. Tuana, burada mısın bilmiyorum ama Ali Kerem, Mehmet Reşat demiş ki arkadaşlar beğen butonuna basmayı unutmayın demiş. Tabii ki Mehmet Reşat bunu niye hatırlatıyor? Mehmet Reşat, daha fazla öğrencinin bu yayınlardan istifade etmesini isteyen güzel kalpli bir öğrencim. Daha fazla öğrencimiz bu yayınlardan istifade etmesi için beğen butonuna basmanız çok önemli. Ve bu derslerimizin hepsi kanalımızda kayıtlı olacak. İstediğiniz zaman, yavaş yavaş babacığım, istediğiniz zaman gelip bu dersleri takip edebilirsiniz. Çok güzel bir soru geldi Asya. Bak, Uğur böcekleri. Diyor ki köşelere konan Uğur böceklerini işaretleyiniz. Bakıyorum hangileri şekillerin köşesine, hoppa, hangileri köşelere konmuş bakalım. Babacım köşeleri bulacağız. Bak mesela burada köşede var. Ama buradaki Uğur böceği kenarda değil. Bunu işaretlemiyorum. Kare, dikdörtgene bakalım. Dikdörtgende hangi Uğur böceği köşede duruyor? Bakalım bakalım bakalım. Aa, burada varmış bir tane. İçinde bulunuyor. İçinde var ama içindekini sormuyorum. Köşedekileri soruyorum. Bak buralar köşe. Köşedeki Uğur böceğini soruyorum. Bak bu üçgenin köşesinde, bu dikdörtgenin köşesinde, bu içinde, onu saymıyoruz. E kareye bakalım. Karenin köşesindeki Uğur böceğini göster bana Asya. İki tane. Evet ama hangisi köşede? Hayır, bu kenarda, köşede olan bu. Evet, dolayısıyla bu da köşede çocuklar. İkra, aferin. Peki çemberin köşesi var mıydı çocuklar? Çemberin köşesi yok tabii ki. Çemberin köşesi olmadığı için bu iki Uğur böceğini de işaretleyemiyoruz. Dolayısıyla 1, 2, 3 tane Uğur böceği köşelerde bulunuyor. Haydi bakalım. Bunun içinde değil babacığım. Şimdi geldi yeni bir soru. Çok güzel bir soru. Çocuklar, burada kaç tane üçgen var diye soruyorum. Bu bilsem sorularına benzer bir soru. Kaç tane üçgen vardır diye soruyorum. Hadi bakalım. Öğrencilerimin 3 diyen var. Pardon, bir önceki soruya demişler. Talha Şirin 4 tane demiş. Miray 4 tane demiş yine. Serap öğretmenim, burada kaç tane üçgen var diye sorduk öğrencilerimize. Bakalım acaba öğrencilerimiz
Ne yapacaklar? Peki Ecem 4 demiş, Ilgaz 4 demiş. Bakalım başka Rana, Reşat 5 demiş, Serhat 4 demiş. Deniz Kınacı 5 demiş. Duru, Zeynep Ünal, Miray, Sıraç Defne 4 demiş. Çocuklar bu bir zeka sorusu. Ve açıklıyorum, bir tane de tuzağı var. Lütfen tuzağa düşmeyin. Burada tabii ki 4 tane üçgen var, görüyoruz. Arif Yılmaz öğretmenim 5 demiş. Yakup Poyraz 5 demiş. Mikail 4 demiş. Kamil Erva 5 demiş. Çocuklar çok heyecanlı. Çoğu öğrencimizin de yanlış yaptığı bir soru oldu bu. Babacığım ama masaya dokunursan ekran sallanır. Ablalar abiler iyi göremez ekranı, tamam mı? Tamam. Haydi bakalım çocuklar, sayalım kaç tane dikdörtgen var, şey üçgen varmış. 1, 2, babacığım parmağını çek. 3, 4. 4 tane var. Ama öğretmenim, öğretmenim siz bizi kandırmaya çalışıyorsunuz. Burada bir tane de büyük üçgen var. Evet çocuklar, doğru, bir de büyük üçgen var. Dolayısıyla burada 5 tane üçgen vardır diyoruz. Bu tarz sorularda da Zeynep Kuruçay, tebrik ederim. Bu tarz sorularda da sakın ha sakın tuzağa düşmeyin. Yaşasın doğru demiş Arif Yılmaz. Evet doğru, 5 tane. Bu tarz sorularda karşınıza geldiğinde hata yapmazsınız, tamam mı? Şimdi çok güzel bir etkinlik var. Babacığım bunlar, bak bu hepsinin adını yazacağız altına, tamam mı? Ama bak ne demiş. Aşağıdaki geometrik şekillerin köşelerini kırmızı kalemle gösterip ardından 3 köşesi bulunan şekli sarıya. Bir dakika, önce bir hepsini kırmızı kalemle köşelerini gösterelim. Çemberin köşesi var mıydı? Yoktu. Karenin köşeleri var. 1, 2, 3, 4 tane vardı. Üçgenin köşelerini gösterdim. Dikdörtgenin köşelerini de aynı şekilde gösterdim. Tamam. Şeklin kırmızı kalemle gösterip gösterdim. Ardından 3 köşesi bulunan şekli sarıya. Hemen sarımı aldım. 3 köşesi bulunan şekli sarıya boyadım. Tamam. 4 köşesi bulunan şekli açık yeşile. 4 köşesi bulunan şekli açık yeşile. 4 köşesi bulunan şekil bu. Hemen hop açık yeşile boyadım. Ama bak burada ne yazıyorsa ona boyuyorum kızım. Karşılıklı kenar uzunlukları eşit ve 4 köşesi bulunan şekli açık maviye. Öğretmenim karşılıklı kenarları dikdörtgenin birbirine eşitti. Bir de 4 kenarı vardı. Evet açık maviye boyadım. Ve köşesi bulunmayan şekli de... Peki Asya, seni kırmayalım. Onu da pembeye boyayalım. Bir turuncu demiş öğretmenimiz ama Mustafa öğretmenimiz, ama biz pembeye boyayacağız Asya dediği için. Bunu da pembeye boyadık. Ve isimlerini de yazıyoruz altına. Unutmuyoruz çocuklar. Bu Asya, bu çember. Pembeye boyadık. Evet, bu kare. Bu üçgen. Nasıl yazıldıklarına da dikkat edin çocuklar. Bu da dik. Dörtgen diyorum. Harikasınız çocuklar. Çok güzel bir ders oluyor. Şu ana kadar çok başarılı ve güzel gitti dersimiz. Ve dersimizin sonuna gelirken sevgili öğrencilerim, uzaktan öğretmenim YouTube kanalından, uzaktan öğretmenim Telegram adresinden, ki az sonra bunların hepsini paylaşacağım, Facebook ve Instagram adreslerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bizden yapması, sizden yayması. Evet çocuklar, biz yapıyoruz bu çalışmaları. Sizler de yayıyorsunuz. Öğretmenim ne çabuk bitti ders diyor öğrencimiz. 30 dakikalık ders bu kadar çabuk biter mi? Evet bitiyor. Zevkli, eğlenceli bir ders olunca hemen bitiveriyor böyle. Durucum sana da iyi akşamlar. Hepinize iyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Akşam 21'de kitap okuyacağız.